Türkiye dış politikada darbe üstüne darbe yiyor. Son darbe Doğu Akdeniz'den geldi. Rumlar Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak sahibi olduğu Doğu Akdeniz'de yıllardır ABD ve İsrail petrol ve doğalgaz çıkarıyor. Türk tarafının da hak sahibi olduğu petrol ve doğalgazı çalan Rumlar Türkiye'yi tamamen devre dışı bırakacak bir işbirliği içine girdi. Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı ve İsrail enerji alanında işbirliği kararı aldı. Netanyahu, Anastasiadis ve Tsipras Güney Kıbrıs'ta buluştu. Üç ülke Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya uzanacak bir boru hattı inşa etmeyi planlıyor. Hat şu anki planda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji sahasında bypass ediyor. Boru hattı projesi İsrail'in Hayfa limanından başlayarak Kıbrıs adasının güneyinden geçecek ek bir boru hattıyla Rum yönetimine bağlanacak ve buradan Yunanistan'ın Girit adası ve ardından Yunanistan anakarası üzerinden Adriyatik denizine ve İtalya'ya ulaşacak. İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını çoğu deniz altından geçecek 1880 kilometrelik boru hattıyla Avrupa Birliği'ne ulaştırmayı hedefleyen Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail projenin tamamlanmasının ardından Mısır açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını da aynı hatta bağlamayı hedefliyor. Üçlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden şikayetçi oldu. Rum lider, Kıbrıs müzakerelerinin başarılı olması için Türkiye'nin kışkırtıcı faaliyetlerine son vermesi gerekir dedi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ise son dönemde Ege'de yaşanan gerilim ve Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz'i kastederek Ankara komşularının egemenlik haklarına saygı duymalı. Bu bir araya gelen üç ülkenin de ortak tezi diye konuştu. İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin Doğu Akdeniz Anlaşması'nı değerlendiren Cüneyt Akman, Türkiye'nin kaybı ne sorusuna şu şekilde cevap verdi. Doğu Akdeniz'de olan tahmini doğalgaz rezervi sadece Levante sahasında 3,5 trilyon metreküp. Her gün yeni rezervler bulunuyor. Bugünlerde doğalgaz 1000 metreküp fiyatı 3 dolara yakın ve artıyor. Sadece bu 3 ülkenin imza atarak yapmaya giriştikleri boru hattının tahmini bedelini 7,4 milyar dolar olduğunu düşünecek olursak, buradaki tahmini gaz değerinin bunun yüzlerce katı olduğunu çıkarsak yanlış olmaz,